Merhaba maskot. Bizi mi bekliyordun? Bugün antrenman olmayacak. Anlamadım ama bu da ne? Nedense bugün çöp yoktur sandım. Bunlar da kozmetik ürünlerinizle makyaj yapan futbolcular. Kızlar, anlamadığım bir şey var. Genel olarak soyunma masamıza oturup far paletlerimizi kullanmanızda bir sakınca var mı? Futbolcular, iyi misiniz? Burada ne işiniz var? Size geceyi birinci katta geçireceğimizi söylemiştik. Baniler Koçebi bizi buraya gönderdi. Birinci kattaki tüm odalar dolu. O da ortaksa farlar da ortak olur diye düşündük. Kızlar, duydunuz mu, bir bahane uydurabileceklerini düşünmüşler. Futbolcular dinleyin. Tuvalet masamızdaki ve çekmecelerimizdeki her şey bizim. Ve onları biz aldık. Ve kimsenin kozmetik ürünlerimizi kullanmasına izin vermeyeceğiz. Üzgünüm, bilmiyordum, şimdi öğrendim. Nancy, makyaj malzemelerimizi getir, makyajımızı bitirelim. Kendi kozmetik ürünlerimizle makyaj yapacağız. Futbolculara bu son uyarıydı. Bunu yaparken bir taneniz daha yakalanırsa... Yani makyajınızı bizim kozmetik ürünlerimizle yaparken... Sizi bu odadan zorla çıkaracağız ve bir daha içeri girmenize izin vermeyeceğiz. Makyaj malzemelerinize ihtiyacımız yok. Kızlar, sizi uyardık. Anlam veremiyorum. Raflarımızı kilitlemek için neye ihtiyacımız var? Yani buraya futbolcular değil, kurbağalar da giriyor. Dün dudak parlatıcımızı kullandılar. Evet Kunafa, ve onları dün gördük. Tamam kızlar, burunlarımızı pudralayıp gidelim. Yoksa bütün hafta sonunu kaçıracağız. Kızlar, beni de götürür müsünüz? Kadınlar için alışveriş yapmakla ilgileniyorsan hadi gidelim. Ama genel olarak maskot kızlardan oluşan bir topluluğumuz var. Tamam kızlar, iyi şanslar. Sizinle bu akşam yemekte buluşuruz. Görüşürüz maskot. Blonde, kusura bakma Mebile. Sabahın altısında uyandım. Gözlerimi açtığımda balonlarla dolu bir oda göreceğimi ve sizin sesinizi duyacağını umuyordum. Mutlu yıllar Blondie. Doğum gününü takvime işaretlemiştim ama kaybettim onu. Telefonumda da kayıtlıydı ama hata verdi. Doğum günün kutlu olsun Blondie. Hayır, bu sıkıcı ve üzücü. Mutlu yıllar Blondie. Defolun gidin buradan. Sizi görmek istemiyorum. Bir de kendinizi arkadaşlarım diye tanıtıyorsunuz. Kahretsin, biliyor musun Blondie? Sen de benim doğum günümü hatırlamamıştın. Kahretsin kızlar, ne yapmalıyız? Gerçekten batırdık. O bizim arkadaşımız, kaptanımız. Yani kızlar, en azından bana bir kartpostal verebilirdiniz. Bir çikolata verebilirdiniz ama yapmadınız. Aa, merhaba Blondie. Doğum günün kutlu olsun. Bakın, basketbolcular bile doğum günün kutlu olsun dediler. Basketbolcular, onun doğum günü olduğunu nasıl biliyorsunuz? Bunny bize söyledi. Çok arkadaşça. Buradan defol. Pekala Blondie, hadi işe koyulalım ve doğum gününü kutlayalım. Bunny bile Blondie'nin doğum gününü biliyordu. Tamam, ne önerirsin? Hangi programı? Pekala, Pizza Vice'dan lezzetli bir şey pişirmelerini isteyelim. Bir çeşit pizza. Ne? Evet, görüyorum ki hiç hayal gücünüz yok. Froglar, arabanızın yanında ne konuşuyorsunuz? Gidin buradan. Burada Blondie ile konuşuyoruz. En azından doğum günümün ne zaman olduğunu hatırladığın için teşekkürler Bunny. Ama arkadaşlarım unuttu. Oo kızlar, bunu nasıl yaparsınız? Takım kaptanınızın doğum gününü nasıl unuttunuz? Bu takım kaptanınıza karşı yapılan bir saygısızlık kızlar. Çok kabasınız. Ay, Blondie gibi bir takım kaptanım olsaydı ben de onun doğum gününü unuturdum. En azından beni desteklediğiniz için teşekkürler kızlar. Ve siz kızlar, benim üç arkadaşım. Bana saygı göstermiyorsunuz. Blondie, hayır, sana saygı duyuyoruz. Kaybolun. Sizi görmek istemiyorum. Evet kızlar, şok oldum. Nasıl olur da takım kaptanının doğum gününü unutabilirler? Kızlar, alışverişe mi gidiyoruz? Ben de bir şekilde onun için üzüldüm. Kınapa, elbette yazık olmuş. Dostlarım, doğum günümü unutursanız bunun için sizi affedebilir miyim bilmiyorum. Blondie, hala burada mısınız? Kaybolun. Bunny, doğru zamanda gelmediniz. Burada Blondie'yi destek olmaya başladılar. Bunny, sen bizim rakibimizsin ve sizin desteğiniz çok sahte. Bakın, şimdi de bir suçlu oldu. Blondie'ye bak. Doğum günüm bugün ve en mutsuz olan benim. Bakın kızlar, Blondie'nin çok iyi bir kız olmadığını biliyorum. Ama yine de onun bugün doğum günü. Ona bir sürpriz yapalım. Bence de. Harika. Sadece bu sarışın arabamızda eksikti. Hey, ben de sarışınım. Öyleyse Nastya şimdi ice ve pizzaya koşacak ve onlardan gerekeni yapmalarını isteyeceksin. Tamam. Sen ve ben Knop'a Blondie'yi alıp alışverişe gidiyoruz. Hadi ona sürpriz yapalım. Hadi gidelim. Dinle Blondie, inan bana, herkesin senin doğum gününü unutmasının ve kimsenin seni kutlamamasının ne demek olduğunu ben de iyi biliyorum. Gerçekten biliyor musun? Evet biliyorum. Bu benim başıma hiç gelmedi ama seni anlıyorum. Eğer arkadaşların senin için kutlama yapmadıysa biz senin için kutlama yapacağız. Kızlarla alışverişe çıkmaya karar verdik. Bize katılır mısın?
Arkadaşların da sana hediye almadıysam biz de sana hediye vereceğiz. Kahretsin tavşanlar, sizden çok nefret ediyorum ama bugün çok iyisiniz. Pekala Knop'a, hadi gidelim Blondie için havalı bir parti düzenleyelim. Hadi yapalım şunu. Kahretsin, bunu nasıl görmezden gelebilirim? Bunny Frog'u arabaya bindirdi. Evet, şanslı Blondie. Evet, belki bir gün ben de şanslı olurum ve Diana beni o tüylü arabayla gezdirir. Julie, o arabada yapacak hiçbir şeyin yok. Ben sadece Amigo takımının bir parçası olmak istiyorum. Seçmelerde başarısız olduğumuz için kimse bizi Bunny takımına almayacak. Sen benim için her zaman bir Amigo kızsın. Kahretsin, Blondie ve Bunny birlikte gittiler. Pekala, şimdi hayatındaki en iyi doğum gününü kutlayacağım. Bundan sonra Blondie ile konuşmayacağım bile. Al bakalım. Teşekkürler. Yemek ister misiniz? Teşekkürler, aç değiliz. Merhaba koca Bibe Mark. Nastya, ne oldu? Bu halin ne böyle? Benim halim nasıl? Alışverişe gitmedim. Ice pizza, pasta yapan. Pasta? Hangi vesileyle pasta? Bugün Blondie'nin doğum günü ve Bunny sizden pasta yapmanızı istedi. Ona bir sürpriz ayarlamak için. Blondie ve Bunny tekrar arkadaş mı oldular? Arkadaş olup olmadıklarını bilmiyorum. Ama Bunny bugün Blondie'nin doğum günü nedeniyle duygulandı. Arkadaşları tarafından kutlanmadığı için üzüldü. Ben barıştan yanayım. Kızlar arasında dostluk olmalı. Arkadaş olduklarına sevindim. Mike, sen deli misin? Froglar ve Bunny rakiptir. Aralarında dostluk olamaz ki. Tamam Nastya, anladık, pasta yapılacak. Pastanın dolgusu nasıl olsun? Hangi dolgu olur? İnanın bana, Blondie'nin doğum günü umurumda değil. Anlaşıldı, herhangi bir dolgu. O zaman pizza buraya muhallebi, çikolata ve çilek getir. Ice, hiç çileğimiz yok. Öyleyse bul. Tamam, seni anladım. Şakalarını özledim. Kostya, arkadaşlığımıza yeterince değer vermediğim için özür dilerim. Her şeyin eskisi gibi olmasını istiyorum. Ayrıca kız arkadaşım Lauren ve onun arkadaşının Nancy beni kızdırıyor. Seni başka kim kızdırıyor? Neden buradasın? Senin için üzüldüğümüzü mü düşünüyorsun yoksa? Senin için hiç üzülmüyoruz. Sana Kostya'yı vermeyeceğim. Kostya benim erkek arkadaşım. Kaskını al ve kaybol. Çocuklar, neden bu kadar kabasınız? Belki beni aranıza alırsınız, bana bir kız bulursunuz ve ben de sizin gibi olurum ha? Çünkü Lauren'e geri dönmek istemiyorum. Ben senin en iyi arkadaşın değilim ve her şeye kendi başıma karar veremem. Zeket, Dima'yı bizim aramıza almaya hazır mısın? Benim kız arkadaşım yok ama ona bir kız arkadaş vermeliyim. Ben yalnızım. Ben de. Duydun mu? Kardeşlerim yalnız. Ama sen bizim aramızda katılıp sana hemen bir zombi kızı bulmamızı istiyorsun. Evet, bir ilişkim olmadan yap ama. O çok aşk dolu bir adam. Zalina, sanırım senin orada bir Zukran var. Bence o Dima'ya yakışacak. Zukra mükemmel olur. Sende fotoğrafı var mı? Zukra. Fotoğraf yok ama tarif edebilirim. Ona Zukra'nın kim olduğunu tarif et. Başında 3 tüy ve ağzında 2 diş var. Hayır teşekkürler. Kesinlikle Zukra'yla çıkmak istemiyorum. Ama beni aranıza alın. Lütfen. Kendi başıma bir kız bulacağım. Yani Kostya'nın dediği gibi öyle olacak. Bana bir kez ihanet etti. İkinci kez ihanet edecek. İstemiyorum. Son kez affet. Seni tekrar hayal kırıklığına uğratmayacağım. Dima, burada ne yapıyorsun? Seni aramam mı gerekiyor? Sana zombinin evine gitmeyeceğimi söyledim. Dima, buradan gidiyoruz. Güle güle Dima. Dima, senin Lauren'in geldi. Merhaba Lauren. Buradan geçiyordum ve Kostya'ya merhaba demek için içeri girdim. Beni uyaramaz mıydın? Endişelendim. Bu yüzden bütün evi aradım. Evet Lauren, üzgünüm. Bir dahaki sefere seni hadi uyaracağım. Gidelim. Şok oldum, ona yalan söyledi. Lauren'den şikayet ediyordu. Dima'nın olayı bu. Şuna bak, grubumuza katılmak istiyor. Bizim aramızda enayilere yer yoktur. Açabilir miyim? Hayır hayır Blondie, bir dakika. Bir, iki, üç, aç. Bu harika. Mağazaya beni sen getirdin. Ve ne istersem onu seçebilir miyim? En havalı giysi ve aksesuar mağazasına hoş geldiniz. Çantalar ve bir sürü bluz. Bana yeşil bir şey lazım. Fareler, buraya nasıl geldiniz? Burada çalışıyoruz. Bana hangi bluz alacaksınız? Bunu mu yoksa bunu mu? Gerçi siz bana en pahalı olanı alacaksınız. Blondie, ne istersen seçebilirsin. Sana güzel bir hediye almak istiyoruz. Bugün senin doğum günün. Yani Lay'ı anlamadım. Bu sarışını mağazamıza getirdiler ve paralarını onun için mi harcayacaklar? Yana, bizim için ne fark eder ki? Görevimiz her şeyi iyi satmak. Ne kadar çok satarsak o kadar iyi kazanırız. Kızlar, başka ne seçmeliyim? Burada her şey pembe. Tamam. Fareler, yeşil bir şeyiniz var mı? Belki özel bir şey. Çok ilginç bir şeyimiz var. Ama çok pahalı. Para sorun değil. Görüyorsunuz ki doğum günü kızına bir hediye vermek istiyoruz. Evet, gösterin bakalım. Burada işte, senin doğum günü kızın için. Ama çok pahalı. Vay canına, bunu sadece bizim için mi sakladın? Onu alıyoruz. Blondie görmeden paketleyin. $700 var mı? Taksit ve indirim yok. Onu alıyoruz. Ne kadar?
700 dolar Knop'a, sakin ol. Kızlar bu üst ve bu mücevherli bir köpek. Tamam Blondie, her şey doğum günü kızı için. Hayır, Gucci satılık değil. Kızlar, o zaman bana bu tür rugan kayış veya yüzük alırsınız. Benim için şimdiden bir tür küstahlık olmaya başladı. Çıkmamız gerek. Satın aldınız kızlar. Teşekkürler Blondie, gidelim. Bu hafta sonu Bunny ile ateşli bir vakit geçirmeyi öneriyorum. Kimler katılıyor? Onlar için ne tür ateşli bir vakit ayarlayabiliriz? Tüm kıyafetlerini çalarız. Uyanırlar ama kıyafetleri yok olmuştur. Peki sonra tavşandan ne alacağız? Mary, bize ne için imza attırıyorsun? Eğlenmek için imza alıyorum. Tavşandan korkuyor musunuz? Hiçbir şeyden korkmuyorum. Peki buna inanabiliyor musunuz? Blondie Bunny ile doğum gününde. Evet, bunu onlardan beklemiyordum. Aslında biz suçluyuz. Üçümüz de onun doğum gününü unuttuk. Bunny'den nefret ediyorum. Ben de Blondie'den nefret ediyorum. Ve o da bizden nefret ediyor. Ama şimdi o çok mutlu ve eğleniyor. Bunny ile doğum günü kutluyor. Çocuklar, sanırım sıç ortaklarımız hazır. Frog'lar, bu hafta sonu Bunny ile alay etmek ister misiniz? Bunny'den öyle nefret ediyoruz ki. Sadece şaka yapmak için değil. Söyle bize Ezek. Bu hafta sonu Bunny'yi kıyafetsiz bırakmak istiyoruz. Yani tamamen. Uyansınlar ve şaşkına dönsünler. Krema hazır mı? Çünkü ben çoktan bir keki pişirdim. Evet evet, şimdi yapacağım. Bu kadar güzel kokan ne? Kek pişiriyoruz. Çikolata ve çilekle. Bugün bizi pastayla mı besleyeceksin? Ice, o zaman en büyük parça benim için. Ve benim için çilekli bir tane. Hayır hayır çocuklar. Bunny bu pastayı Blondie için ısmarladı. Onun doğum günü. Anlamıyorum. Bu bir tür şaka mı? Bunny ve Frog'lar iletişim mi kurdular yani? Evet, bizi kurbağalarla takas ettiler. Hani bizim için doğum günü pastası sipariş etmişti. Sizi takas edip etmediklerini bilmiyorum ama bizi rahatsız etmeyin. Beyler, açsanız buzdolabında makarna var. Alın, mikrodalgada ısıtın. Teşekkürler. Nastya, her şey hazır mı? Pasta hazır. Ondan gerçekten yemek istiyorum. Ne yapıyorsun bu Blondie için? Tamam, Knop'a içeri gel, hazırız. İçeri gel Blondie. Benim için hazırladığınız hiçbir şey göremiyorum. Blondie, gözlerini aç, bu senin için. Teşekkürler kızlar. Pekala, mumu söndür ve bir dilek tut. Keşke bir daha asla Bunny ile kavga etmesem. Ne güzel dilek. Mutlu yıllar Blondie, Blondie. Mutlu yıllar Blondie, Blondie. Mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar. Blondie, hepsi bu kadar değil. Mağazadan sadece sana üst değil, aynı zamanda bu küçük hediyeyi de aldık. Teşekkür ederim, sizi çok seviyorum. Of. Of, aman tanrım, bu olabilecek en iyi çanta kızlar. Böyle bir doğum günü için size teşekkür ederim, bunu asla unutmayacağım. Lanet olsun kızlar. O çantanın 700 dolar olduğunu görmüştüm. Nastya, şey önemli değil ama bak Blondie çok mutlu. Kızlar, deli misiniz ya? Teşekkür ederim Bunny kızları. Doğum günümü güzelleştirdiniz. Ne yazık ki benim takımımda değilsiniz. Sizi çok seviyorum. Kahretsin kızlar, ona inanıyor musunuz? Umarım Blondie duygularında samimidir. Pekala Blondie, git ve hediyeni göster. Hayır, kurbağalara hediyemi göstermeyeceğim. Sizinle kalabilir miyim? Bu pastayı paylaşalım ve doğum günümü birlikte kutlayalım. Tamam Blondie, kal. Çocuklar, ihtiyacı olanlar için güzel bir şey yaptım. Beğenin, zile basın ve yeni bölümlerimizi bekleyin. Yakında görüşürüz ve herkese güle güle. Güle güle. Pastanı al. Isır.